Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına etkilemesiyle birlikte silah endüstrisinde baştan başa yeniliyor. Türkiye yerli ve milli savunma sanayisini geliştirerek askeri gücünü arttırıyor. Yerli füzeler ve insansız hava ve kara araçları geliştiren ülkemiz geleceğin güçlü ülkeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. İşte savunma sanayinde Türkiye'nin 5 önemli yerli üretimi. Altay tankı, Türkiye'de geliştirilen ana muharebe tankıdır. İsmini Türk Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kol Ordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay'dan almıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın modern ana muharebe tankı ihtiyacının karşılanması amacıyla 30 Mart 2007 tarihinde Milli Tank Üretim Projesi başlatıldı. Altay tankının 15 Ocak 2019 tarihinde başlayan tasarım sürecinin ana yükleniciliğine Otokar firması üstlendi. 3 kilometre atış menzili ve 120 milimetrelik 55 kalibre yivsiz top tercih edilen tank, bu yönde de oldukça güçlü bir teknolojiye sahiptir. 4 kişilik mürettebatın bulunacağı tankın bilgisayar sistemi ise Aselsan tarafından üretilmektedir. Ağır tanklardan bir tanesi olup ortalama ağırlığı 60 tondur. Azami hızı saatte 72 kilometredir. Toplam yapabileceği azami menzil kullanım, kullanıldığı yer ve bölgeye göre değişmekle birlikte ortalama olarak 450-460 kilometredir. Zırhı kompozit bir zırh olup 3. nesil zırhlardandır. Atak helikopter, TUSAŞ ana yüklenici olarak platform, sistem entegrasyonu, tüm projelerin üretim mühendisliğini ve ömür devri lojistik desteğini yüklenmiştir. İlk teslimatı 22 Nisan 2014 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan T-129 Atak helikopterinin Haziran 2020 itibariyle yurt içinde toplam 57 teslimatı gerçekleştirilmiştir. Atak projesi çerçevesinde yüklenici firmaların görev dağılımı şu şekildedir. TUSAŞ, program ve sözleşme yönetimi, gövde üretimi, nihai montaj, uçuş testleri, eğitim, entegrasyon, lojistik destek sağlamaktadır. Aselsan, görev bilgisayar ve yazılımının üretimi, silah sistemleri tedarik ve entegrasyonu ile elektronik harp kendini koruma sistemleri üretimini yapmaktadır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Atak helikopterinde Amerikan Honeywell ile İngiliz Rolls-Royce ortak girişimi olarak ürettiği motor kullanılıyor. Atak helikopterin maksimum menzili 561 km, maksimum hızı ise 278 km/saattir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda envanterine kattığı T-129 Atak helikopteri hem taarruz hem de taktik keşiflerinde kullanılıyor. Bayraktar Akıncı, şu an Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından geliştirilmekte olan yüksek irtifa uzun dayanıklılığa sahip insansız silahlı hava aracıdır. İnsansız hava aracının ilk motor testi 2019 yılında yapıldı. Diğer teknik testleri tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çorlu Hava Meydan Komutanlığı testlerine taşındı. Aralık 2019'da otomatik taksi ve kalkış sonrası insansız hava aracı ilk uçuşunu yaptı. 16 dakikalık süren test uçuşundan sonra başarıyla iniş yaptı. Akıncı 400 kilo iç ve 950 kilo dış yük taşıma kapasitesi ile birlikte toplam 1350 kilo yük taşıma kapasitesine sahiptir. Akıncı'nın azami kalkış ağırlığı 5.5 tondur. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava radarları, engel tespit radarı gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacaktır. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava füzeleriyle donatılacak olan Akıncı, hava görevlerinde de kullanılabilecektir. Hisar A sistemi, üzerinde arama radarı, termal ve gündüz görüş kamerası ve lazer mesafe ölçerden oluşan sensör grubu, dik atış yeteneğine sahip hava savunma füzesi olan modüler yapıda bir sistemdir. Hisar, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı kullanılan hava savunma füzeleridir. Hisar'a farklı platform entegrasyonlarına, değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlanmıştır.
Alçak irtifa hava savunma füze sistemi, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getirmektedir. Hisaras sistemi, en gelişmiş teknoloji ile gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine imkan sağlayabilen yapıda açık bir mimariye sahiptir. SOM seyir füzesi, TÜBİTAK'ın tasarladığı hedefe yüksek isabet yeteneğine haiz, sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesidir. Füze, kamuoyuna 4 Haziran 2011 günü İzmir Çiğli Hava Üssü'nde Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yılı kutlamalarında teşhir edilmiştir. 2006'dan beri tasarlanan füze, Türkiye'nin yerli imkanları ile kuş bakışı 180 km uzaklıktaki sabit ve hareketli hedefleri vurmak için ürettiği ilk füzedir. Füzenin üretim ve yurt dışı pazarlama iş sorumlulukları ise roket sanayi yüklenmiştir. SOM, her türlü hava şartlarında çalışabilen, yoğun şekilde korunan, sabit ve hareketli kara ve deniz hedeflerine karşı geliştirilmiş güdümlü bir seyir füzesidir. 230 kilo harp başlığı ağırlığına sahip füzenin toplam ağırlığı yaklaşık 600 kilodur. Füzenin toplam boyu yaklaşık 4 metredir. SOM silah sistemi, Türk savunma sanayinin seyir füzesi alanında geldiği son noktayı gösteren hali hazırda geliştirilmiş en önemli ürünüdür.